Siteteki hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber soru-cevap serimizin 11.'siyle beraberiz arkadaşlar. Açıkçası her an sonlandırabilirim. Çünkü hem aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmaya devam ediyoruz. Ben belki buna çözüm olur diye düşünmüştüm. Hem de hazırlaması normal çektiğim videolardan daha uzun sürüyor. Bayağı bir mesai harcamak gerekiyor. Çünkü video uzun oluyor. Sonrasında bu videoyu editlerken bayağı bir vakit harcıyorum. Açıkçası tek başıma yetişemeyeceğimi düşünüyorum. Tabii ki yine de çok net bir şey söylemek zor. Ama beni oldukça fazla yorduğunu sizlere söylemem lazım. Ayrıca bir de şu var tabii ki sorular halen de snetekvan@gmail.com adresine geliyor. Ben aslında bu sistemi yapmaktaki amacım şuydu. Özellikle kendi geliştirdikleri uygulama ya da bildikleri güzel uygulamaları paylaşan arkadaşların bazen mailleri gözden kaçabiliyordu. Çünkü çok fazla mail geliyor. Ben de şunu hedeflemiştim açıkçası. Soru mailleri ayrı olsun, sorular oraya gitsin. Uygulama paylaşma mailleri de ayrı olsun diye. Ancak maalesef onu sağlayamadık. Çünkü halen de az önce söylediğim gibi çoğu snetekvan@gmail.com adresine geliyor. Bu hafta yine çok fazla soru vardı. Aralarını eleyerek elediklerime tabii ki ben cevap yazdım. Sizlerle 8 tanesini paylaşacağım. Hemen size ekran alarak da başlamak istiyorum. İlk gelen mailimiz Sedat Keleş'ten gelmiş. Fiziksel klavye hakkında diyor. Bu maili gördüğüm zaman açıkçası çok heyecanlandım. Selamünaleyküm hocam. Fiziksel klavyede Türkçe karakter kullanabilmeyi bulduğum Gboard klavye uygulamasındaki ayarlara giriyoruz. Oradan fiziksel klavye ayarlarına girip ayarları Türkçe seçiyoruz. Ondan sonra Türkçe karakterlerin hepsi çalışıyor. İşin güzel yanı ekran klavyesi de ekranda kalıyor istediğiniz zaman demiş. Ben aslında bu maili görür görmez denemesini yaptım. Sizlere de göstermek istiyorum. Mi Box ayarlara girdiğiniz zaman sistem bölümünde bakın klavye ayarlarında şu an Gboard seçildi zaten. Gboard ayarlarına girdiğimde ben fiziksel klavye için ekstra bir ayar göremedim. Serhat başka marka model bir Android T-Box kullanıyor olabilir ya da bir telefonda tablette bunu yapmış olabilir. Ancak Mi Box'ta maalesef böyle bir ayar yok. Yani fiziksel klavye seçebildiğimiz bir ayar yok. Hatta maili ilk okuduğum zaman ya böyle bir şey nasıl gözden kaçırmış olabiliriz diye düşündüm. Ancak geldiğim zaman burada maalesef öyle bir ayar yok. Biz zaten burada Türkçeyi seçtiğimiz anda burada dil seçebildiğimiz tek bir yer var. Oraya girdiğimiz zaman fiziksel klavye için ayrı bir ayar yok. Burada zaten Türkçe seçili olduğu halde klavyedeki Türkçe tuşları kullanamıyoruz. Ama bununla alakalı kanalda çözüm videoları da var. Bir sonraki mail atan arkadaşımın adını kapattım. Çünkü genel olarak bu mail üzerinden herkese seslenmek istiyorum. Arkadaşımız kendisini eleştirdiğimi düşünmesin diye de ismini kapattım. Merhaba, daha önce Drive'dan yükleniyordu ama yükleme yapamıyorum. Zip şifresi 1245 TXT çıkıyor. Ne yapmalıyım? Aynı arkadaşımız bir mail daha atmış. Hangi uygulama yüklemeliyim diyor. Şimdi dediğim gibi ben bunu bir örnek olarak sizlerle paylaşmak istedim. Kesinlikle eleştirmek amacıyla bu maili paylaşmıyorum ama çok fazla şöyle sorular geliyor. Yani tam olarak ne olduğunu anlamadığımız için benim bu soruya mesela cevap verme şansım hiç yok. Şimdi siz yaşadığınız probleme hakimsiniz. O an bir şey yaşıyorsunuz. Bunu bana ya da yorumlarda diğer arkadaşlara soruyorsunuz. Siz olaya hakim olduğunuz için yaptığınız açıklamanın yeterli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu tarz soruları sorarken karşınızdakinin konuyla alakalı hiçbir bilgisi olmadığını, sizin ne yaşadığınız hakkında hiçbir bilgisi olmadığını düşünerek çok daha detaylı yazmanız lazım. Yani bu arkadaşımız daha önce Drive'den yükleniyordu ama yükleme yapamıyorum derken hangi klasöre giriyor, hangi uygulama kullanıyor, Chrome'la mı gidiyor, Explorer'la mı gidiyor? Yani bizim Drive ulaşmanın farklı farklı yolları var biliyorsunuz. Tam olarak nerede takıldığını, nasıl bir sorun yaşadığını ben bilemiyorum, tahmin edemiyorum. Çünkü ben Drive'a gittiğim zaman istediğim her şeyi girerek indirebiliyorum. Hangi uygulama yüklemeliyim derken de bu tamamen ucu açık bir soru ve yine ben buradan çok fazla bir şey anlamıyorum. Ve dediğim gibi bu sadece bir örnek. O kadar fazla benzer şey oluyor ki sorulan soruda detay olmadığı için çözümü üretmek imkansızlaşıyor. Sizlerden ricam bu tarz soruları sorarken mümkün olduğunca fazla detay bilgi vermeniz. Yani şu şekilde bir örnek olabilir. Chrome açtım, bit.ly'sini tek 6128 yazdım, git dediğim zaman liste karşıma geldi. Oradaki arkadaşlarına girdim. Arkadaşların içindeki dosyayı göremedim gibi. Ya da dosyayı indirdim. FX'te çalıştırdım. TV File Commander'la çalıştırdım. Şifre hatası verdi. Ya da şifreyi sorma direkt hata verdi gibi. Oldukça detaylı bir şekilde yazarsanız çözüme tek seferde ulaşabilirsiniz. Diğer türlü nasıl oluyor biliyor musunuz? Soru geliyor. Soruya cevap yazıyoruz. Cevaba cevap geliyor. Cevaba cevap yazıyoruz. Detayları anlamaya çalışıyoruz ve bir süre sonra o mailleşme ya da o mesajlaşma özellikle yorumlarda çok oluyor bu. Bildirimler gelmeye bırakıyor. YouTube bildirim göndermeyi bırakıyor ve çözüme ulaşamıyoruz. Dolayısıyla sizlerden ricam tek seferde bu işi halletmenin en önemli yolu çok fazla detay vermeniz.
Burak kardeşimden de bir mail var. Söz verdim yeni oyunlar demiş. NES'le alakalı biliyorsunuz. NES emülatörünü konuştuğumuz bir videomuz var. Yakın zamanda paylaştık. Abi merhaba, nasılsın? Dün soru cevap 10. bölüm altında yorumlarda bahsettiğim derleme 1824 tane oyun. Bu oyunlar NES oyunu, yani Nintendo'nun bir ev cihazının oyunları. Oyunları buraya zip olarak yolluyorum. O videodaki emülatörde direkt gösterip bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Ayrıca indirme linkini de vermiş Burak. Açıklamada o linki de görebilirsiniz. Kendim iPhone 13'te Delta emülatörüyle oynuyorum. Biliyorsunuz iPhone tarafında da Apple emülatörler olan yasağı kaldırdı. Bayağı bir gündemi 20 sene geriden takip ediyorlar kısacası. Honorpad X9'da ise senin de geçenlerde paylaştın. Emülatör Nostalji NES Pro ile Windows'da ise Virtue NES emülatörüyle oynuyormuş. Oynarken de yeni aldığı DualShock joystick'ini kullanmış. Bataryası ve malzeme kalitesi güzel diyor. Aslında AliExpress'te özellikle ilk indirim adı altında çok uygun fiyatları, gerçekten çok kaliteli kablosuz oyun kolları satılıyor. Onlara da bir bakmanızı tavsiye ederim. Bluetooth ile bağlanıyor demiş. Tuşlar, sertlik hissiyatı gayet yerinde. Elimde PlayStation 5 var ancak onun kontrolcüsünü bağlamaya gerek bile duymadım. Zaten ben şahsen PlayStation kontrolcüleri çok pahalı biliyorsunuz. Mümkün olduğunca az kullanma taraftarıyım. Bizde de var PlayStation 5. Yedek kontrolcü de almıştım. Ama Nintendo Switch'te ya da bilgisayarda daha uygun fiyatlı kontrolcüleri ben de kullanıyorum. Burak abi sözüm halen daha geçerli demiş. Yapalım kardeşim, neyi bekliyoruz? Görüşmek üzere, sevgiler demiş. İndirme linklerini de paylaşmış. Ben BlueStacks'e emülatör kurdum bu arada. Orada Buğra'nın gönderdiği oyun listesindeki bazı oyunları denedim. Hatta size de göstereyim. Şu an BlueStacks emülatöründeyim. Yani Windows'tayım. Şuradan Search ROMs diyoruz. Import from File diyoruz. Burada Windows'tan seç dediğim zaman klasör benim masa üstümde. Bakın burada o kadar uzun bir liste var ki. Mesela buradan bir tanesini seçtim. Bakın buraya geldi. Üstüne tıkladığım zaman da direkt oynayabiliyorum. Şöyle Start diyelim. Burada tabii ki tuşları atayabiliyorsunuz. Şu an ekrana uzanmak zor olacağı için yapmıyorum. Klavyedeki tuşları ben ayarladım. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Game Settings'e girip genel ayarlarda aşağı kaydığınızda Edit Gamepad Profile var. Oraya girdiğinizde buradaki tuşları, klavyedeki tuşları değiştirebiliyorsunuz. Mesela AB tuşunu ben ZX yaptım. Gayet güzel bir şekilde oynanıyor. Normalde ok tuşlarıyla kullanabiliyorsunuz. 1943 gibi bence efsane olan oyunları dahi oynama şansınız var. Buraya tekrar teşekkür ederek Aykut Ali Güleç'in sorusuna geçelim. Kumanda demiş. Merhaba, kolaylıklar diliyorum önce. Xiaomi TV Box S cihazımın kumandadaki ses tuşları çalışmıyor. Herhangi bir ayarı var mıdır acaba? Teşekkür ediyorum demiş. Ben açıkçası Mi Box'ta bununla alakalı, yani ses tuşlarıyla alakalı bakabileceğiniz bir yer var. O da uzaktan kumandalar ve aksesuar menüsünün altında kumandadaki tuşları ayarla gibi bir seçenek var biliyorsunuz. Belki buradaki tuşlar televizyonunuzdaki başka tuşlara atanmış olabilir. Ya da button mapper tarzı tuşların işlevlerini değiştiren bir uygulama kullanıyorsanız burada ses tuşlarının belki ayarları bozulmuş olabilir. Burayı özelleştirmiş olabilirsiniz. Normal şartlarda kumandanın diğer fonksiyonları çalışıp sadece ses tuşları çalışmıyorsa ya fiziksel olarak bir problem vardır, içine bir sıvı dökülmüş olabilir, oradaki tuşların bastığı yerlerle temas etmiyor olabilir, ya tuşların işlevini değiştirmeye yarayan button mapper tarzı bir uygulamada burayı değiştirmiş olabilirsiniz. Ya da televizyonunuzun kumandasındaki başka bir yerlerle eşleşmiş olabilir. Buradan kumandanızı unut diyerek tekrardan yapılandırmaya çalışabilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce mutlaka, altını çiziyorum, çok önemli. Mutlaka elinizin altında yedek bir cihaz varsa burayı yapın. Yani şöyle bir fare dahi olsa işinizi görecektir. Sonrasında kumandasız bu cihazı kullanmanız çok zor olacak. Dediğim gibi buradan unut diyerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Hemen sizinle beraber yapıyorum. Unut diyorum. Unut dedim. Bakın şu an eşleşme ekranı geldi. İki tuşa basılıyorum. Bağlanıyor, geldi. Şu an bağlantı tamamlandı. Bundan başka da kontrol edebileceğiniz aklıma bir yer gelmiyor açıkçası. Bıyıklı Kedi sormuş. Box cihazlarda oyun diyor. Merhaba, öncelikle iyi günler dilerim. Elimdeki cihaz Formatix 32 GB, 2 GB, yani 32 GB depolaması var, 2 GB RAM'i var. Bu tür cihazlarda oyun olarak World of Warcraft gibi oyunlar oynanabilir mi? Veya bir mini pist oynanabilir mi? Oynanabilirse nasıl bir yol izlememiz gerekir? Teşekkürler, emeğinize sağlık. Sizin sayenizde çok şey öğrendim diyor. Her zaman takipteyim diyor. Doğrusu Mi Box'ın marketinde oyun sayısı çok az. Şöyle oyunlara girdiğiniz zaman oldukça az bir liste karşınıza çıkıyor. World of Warcraft var mı bilmiyorum. Yani oyun yok gibi gözüküyor. Zaten bu tarz cihazların konfigürasyonu açıkçası düşük oluyor. Yani işlemcileri çok güçlü değil. Ama diyelim ki PC'de emülatörle oynamak istedim.
istediğinizde hemen şu an emülatörü açtım. Yani mini PC'ye Windows kurup Windows üzerinden emülatörle belki oynamanız daha rahat olacaktır. Eğer yazdığım zaman çıkıyorsa muhtemelen oynanıyor demektir. Yani bu oyunların mobil sürümü var mı tam emin değilim. Pek fazla oynamıyorum. Warcraft Rumble diye bir şey varmış. World of Warcraft Companion varmış. Bunlar ama sanırım ana oyun değil gibi gözüküyor. Eğer telefon ya da tabletlerin marketinde bahsettiğiniz oyun varsa muhtemelen emülatör üzerinde de problemsiz bir şekilde oynatılabilir. Ama detaylı bilgisi olan arkadaşımız yazarsa çok çok memnun olurum. Ali Türk yazmış, merhaba, Nextstar 4K'da Drive'den uygulama indirip yükledim. Uygulamalarıma kısa yol gelmedi ama denetim masasında uygulamanın yüklü olduğunu görüyorum. Daha önce de başka uygulamalarda bu durum başıma geldi. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler demiş. Bu konuyla alakalı kanalda birden fazla farklı alternatif uygulama var. Bizim kanalda Launcher yazıp arattığınız zaman buradaki launcher'ları deneyebilirsiniz. Ben şu an Projective Launcher kullanıyorum. Bu videonun linkini açıklamalara koyacağım. Normalde Mi Box'in kendi arayüzünde şuradaki uygulamalar sekmesinde görünmeyen, bakın buradaki uygulamalar sadece bu kadar. Pek çok uygulamayı Projective Launcher'ın ekranında ben burada istediğim gibi ekleyebiliyorum. Şöyle girdiğim zaman, uygulama yönet dediğim zaman ben burada tüm uygulamaları görüyorum. İstediğim uygulama üstüne tıklayarak ana ekranı alma şansım olabiliyor. Şöyle bakın, Anka'yı aldım. Projective Launcher ya da işte benzer bir launcher. Bununla alakalı dediğim gibi kanalda birden fazla video var. Herhangi bir tanesi seçebilirsiniz ama tekrar söyleyeyim, ben Projective Launcher'ı kullanıyorum. Yine ismini saklama gereği duyduğum bir arkadaşımızın maili gelmiş. Donma diyor. Cumartesi günkü videonuzu aynen makinemde uyguladım. En üstteki olmadı, bir alttaki oldu ama o da sol alttaki menü tuşuna girdiğimi donuk kalıyor. Bir bilginiz var mı ki demiş. Aslında bu da az önce bahsettiğim gibi detay olmayan maillerden bir tanesi. Yani arkadaşımız burada cumartesi günkü videonuzu uyguladım, sol alttaki menü tuşuna bastım gibi ilk bakışta aklımda hiçbir fikir oluşturmayan böyle bir mail attığı zaman buna cevap vermek imkansızlaşıyor. Ben arkadaşımızın mail tarihine bakıp o tarihten önceki ilk cumartesi gününe dönüp orada yayınladığım videoyu bulup oradaki yapılanlarda acaba nerede takılmış gibi düşünmek zorunda kalıyorum. Ama arkadaşımız bu maili atarken şu uygulamayı yükledim, şu uygulamayı yüklediğim zaman şurada sizin dediğiniz şu seçeneği seçtim diye detaylı bir mail göndermiş olsa şu an bu soruya cevap veriyor olabilirdik. Ancak maalesef veremiyoruz. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben kendi tecrübelerimi size zaten aktarıyorum ama çok fazla cihaz var. Çok fazla başka kriter var. Çok fazla cihazda farklı farklı uygulamalar yüklü. Belki sizin cihazınızdaki hiç aklımıza gelmeyecek bir uygulama konuştuğumuz uygulamayla çakışıyor olabilir. Sizin internet bağlantınızda benim bahsettiğim uygulama çalışmıyor olabilir. Yani aslında olayın özetini aslında şunu demek istiyorum. Eğer ki çok fazla insanın yaşayabileceği daha genel problemler dışında cihazınızda özel problem yaşıyorsanız bunları kimsenin sebebini anlama şansı yok gibi bir şey. Bir sonraki soru Adnan Kars'tan gelmiş. Prime OS yaşadığım sıkıntılar diyor. Selamlar hocam. Bu yorumlarda da sorumu yazmıştım. Ayrıntı olarak buradan da yazıp yardımı önerilerinizi rica edeceğim. Sistemi sıkıntısız şekilde kurdum fakat sizin de yaşadığınız HDMI aktarım sorunu bende de oldu. Windows yüklüyken aktarım olmasına rağmen Prime OS'te olmaması bir şeyden çıkıştığı anlamına gelir diye düşünüp bayağı bir uğraştım ama olmadı. En iyisi tekrar kurayım dediğimde ise USB takıp PC açtığımda kurulum ekranı gelmedi. BIOS ayarları olması gerektiği gibi dolayısıyla ne Prime OS'ı tekrar kurmayı deneyebilirim ne de Windows'a dönemiyorum. Özelliğiniz olabilir mi demiş. Yani bir tek aklıma şu geliyor. Bakın BIOS'ta bizim flash belli iki farklı şekilde görüyor. Birinde UEFI Hard Drive, diğerinde Kioxia Trans Memory diye görebiliyor. Bunlar iki madde halinde BIOS'ta yer alıyor olabilir. Üsttekini aşağıdaki üst alarak tekrar deneyebilirsiniz. Muhtemelen bunlardan bir tanesi sizin cihazınızla uyumlu değil. Aslında ikisi de flash belleği gösteriyor. Ama bir tanesi çalışırken diğeri boot etmeyecektir. Ayrıca şöyle de bir gerçek var. Maalesef bu Android dağıtımları her cihazda çalışmayabiliyor. Mesela ben Prime OS'i rahat bir şekilde çalıştırdığım cihazda Bliss OS'i çalıştıramadım. Ya da Bliss OS'i çalıştırdığım cihazda Fide OS'i çalıştıramadım. Ya da düz Android x86 çalıştırdığım cihazda diğerlerini çalıştıramadım oldu. Bence Prime OS olmazsa Nexus Player, bunu da kanalda videosu var. Ondan sonra Android x86, Fide OS gibi her birini deneyerek en iyi sonucu aldığınız cihazla devam etmeniz. Özellikle Fide OS'in üstünde çok fazla durmadık ama gerçekten çok çok iyi bir işletim sistemi. Aynı Windows'ta olduğu gibi birden fazla ekranı ayarlayabildiğiniz ayarlar var. Benim o videoda kullandığım diğer cihazdaki sorun şuydu. Fn artı F8 yaparak harici ekrana görüntü aktarabiliyorum aslında. Bunu BIOS'ta yapabiliyorum, kurulum ekranında yapabiliyorum. Ancak FideOS açıldığı zaman Fn artı F8'in fonksiyonu başka bir kısa yolla çakıştığı için
O tuş kombinasyonu yapamıyorum ve görüntüyü dışarıya veremiyorum. Ama yine de sizde böyle bir sorun yoksa, Prime OS'te sorun yaşıyorsanız Nexus Player, FidoS, BlissOS gibi kanalda videosu olan eski bilgisayar çökten çıkacak diye bir oynatma listesi var. Oradaki diğer OS'ları da deneyebilirsiniz. Bu arada bu soruyu atlamışım. 9. soru olarak aslında kaydetmişim ancak az önce 8 soru dedik. Buzlu su yazmış. Telefon ve tablette bazı APK dosyalarında kurum oluyor ama açmıyor demiş. Hocam merhaba, ben Ruhi. Kanalınızın sıkı takipçisiyim. Verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ederiz. Size sorum, APK uygulamanın telefon ve tablette kurulum yapıyorum ama inat hariç açılmıyor. Bunun sebebi nedir? Bu sadece bende mi oluyor bilmiyorum. Cevaplarsanız memnun olurum. Size başarılar dilerim. Teşekkürler demiş. Biz de sana teşekkür ediyoruz Ruhi. Şimdi bak, bizim driver'da gerçekten çok fazla uygulama var. Bunların bazıları bir süre sonra çalışmamaya başlayabiliyor. Siz özellikle hangilerinde sorun yaşadığını yazsaydınız ben size kesin olarak cevap verebilirdim. Burada size tavsiyem şu olabilir. Bakın sağ tarafta sıralama ölçütü var. Burada normalde adı seçilidir. Burayı son değiştirme olarak seçerseniz yeniden eskiye doğru klasörler listelenir. İşte burada en baştan geriye doğru uygulama deneyebilirsiniz. Çünkü daha güncel uygulama, daha yeni tanıtılmış uygulama genelde daha yüksek çalışma yüzdesine sahip oluyor. Belli bir tarihten geri gittiğiniz zaman maalesef uygulama çalışmayabiliyor. Bununla alakalı aslında ufak ufak denemeler yapmaya başlamıştım. Çalışmayanları da şurada gördüğünüz eski çalışmayan klasörünü atmaya başlamıştım. Ancak maalesef çok fazla zaman ayıramadım ve devam ettiremedim. Ayrıca yapmak istediğim başka şeyler de var. Klasörleri uygulama geliştirenleri açmak ve onların buradaki güncelliği kendi takip etmelerini sağlamak gibi. Yani atıyorum Anka'yı yapan kişinin bu klasöre erişim izni olacak ve güncelleme yaptığı zaman nasıl kendi web sitesine ya da birçok dosya paylaşım sitesine yüklüyorsa bizim buraya da yükleyecek. Bu sayede kullanıcılar her zaman o uygulamanın güncel sürümüne erişebilecekler. Ama bunların hepsi vakit alan şeyler. Benim de kendi işim zaten çok fazla vakit aldı ve evde tabii ufak bir çocuğumuz da olduğu için yeterince vakit ayıramıyorum ama bunlar hepsi zamanla olacak olan şeyler. Bu da son soruydu arkadaşlar. Yavaş yavaş videoyu kapatalım. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemiş, abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi lütfen unutmayın. Katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Cihazlarla, uygulamalarla ya da burada anlatılanlarla alakalı sormak istedikleriniz ya da söylemek istedikleriniz varsa sorularınızı şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca kendi uygulamasını geliştiren arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açık. Şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresine kısa bir açıklama ve indirme linkini gönderirseniz hiçbir karşılık beklemeden uygulamanızı tanıtıp bir anda binlerce kullanıcı ulaşmanızı sağlamak istiyoruz. Kendi uygulamanızı geliştirmiyorsanız da beğendiğiniz uygulamayı bizimle paylaşın ki onların da videolarını çekelim ve daha fazla kişiye ulaşsınlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.